Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağımızı ben değil, Günden söyleyecek. Her şeyin ilki onda bugün. Şimdi arkadaşlar, bugün şöyle bir karar verdik Seyhan'la. Dedik ki böyle karşı cins hakkında konuşalım. Ondan bundan sorulması gereken soruları soralım birbirimize. Kendi düşüncelerimizle, kendi fikirlerimizle hep birlikte konuşalım dedik. Sohbet edelim dedik. Sohbet havası olsun dedik. Böyle. Bu kadar, çak. Başlıyoruz birinci sorudan. Biz erkeklere biliyorsunuz ki destan gibi mesajlar yazıyoruz. Ama onlar bize ne yapıyorlar? Kısacık ok yazıyorlar, tamam yazıyorlar. Sence kızlar bundan neden şikayetçi? Kızlar mı neden şikayetçi? Evet, neden yani? Yani uzun mesaj yazan bir kız. Kızlar neden şikayetçi veya neden erkekler böyle yazıyor? Mesela öyle diyelim. Her ikisinden de soralım. Çünkü kızlar da izler, belki erkekler de izler. Herkese yani hitap etmesi lazım. Şimdi çok beklentisi olan bir kız çok uzun bir mesaj atıyorsa ve karşında kısacık minicik bir tamam diye bir mesaj görüyorsa zaten doğal olarak kendini kötü hisseder. Çünkü söylediklerinin dinlenmediğini düşünür, ilgisiz olduğunu düşünür karşı tarafın. Bu çok doğal bir şey. Evet. Ama erkeklerin niye böyle yazdığına gelirsek bence... Soru işareti. Bence... Senin de bu konu hakkında pek fikrin yok sanki. Yo, var. Arada bir şey olabilir. Dediğim gibi ilgilenmeme durumu olabilir. Çünkü başka bir şey açıklamıyor bunu. Eğer hani öyle bir mesaj görüyorsan ve onu yazıyorsan başka bir şey açıklamıyor bunu. Ve bir ilgisizlik durumu olabilir. İlgilenmiyor olabilir. Yani diyorsun ki ilgilenen bir erkek Hı-hı. her türlü uzun mesaj yazar mı Uzun diyorsun? mesaj o değil de hani bir tamam yazmaz ya da bir şey anladım Yani yazmaz. genelde erkekler çok fazla duygusal olmadığı için, Hı-hı. daha çok yüzeysel davrandıkları için aslında pek de yazmıyorlar. Tabii yazmayanlar varken yazanlar da çok var. Bunu hepimiz iyi biliyoruz yani. Evet. Yani evet. Şimdi ben sorayım. Bir erkeğin üzerine titremesi seni rahatsız eder mi? Bir erkeğin üzerime titremesi beni rahatsız eder mi? Evet. Tabii ki etmez. Ya tabii ki çok sıkmaması lazım. Hepimiz bunu hani çok önemsiyoruz. Titresin, ilgilensin falan filan derken. Ama yani çok titresin de demem. Çok titremesin de demem. Yani ortası bir şey benimki. Arası. Çünkü çok fazla bir insanın üstüne düştüğünüzde o insan sizden ister istemez gidiyor. Yani çünkü bir süreden sonra artık o iş bayıyor. Ben kendi fikrimle böyle düşünüyorum. O yüzden ben de çok insanların üzerinde titrememeye çalışıyorum. Olduğu kadarıyla. İnsanlara ne istiyorsanız onu vermelisiniz bence. Daha fazlasını verirseniz insanlar belki şımarabiliyor yani. Zaten hayatta her şey öyle değil mi? Dozunda olması gerekmiyor mu her şey? Bence de yani ne demişler? Sonuçta bir kuşu ne kadar sıkarsan o kadar kaçar ama ortasını tutarsan seninle kalır. O hesap gibi bir şey herhalde bu da. Güzel. Yani bence güzel öyle. Cevap. Evet, güzeldi. Buradan bir tik aldı mı? Soru sende. Neden erkeklere biz? Hı. Seni seviyorumu çok rahat bir şekilde söylerken onlar neden bize seni seviyorumu rahat bir şekilde söyleyemiyor? Neden bundan çekiniyorlar? Yani bu çok genel bir soru aslında. Herkesin de böyle yaptığını ben düşünmüyorum. Neye göre soruyorsun böyle bir soruyu? Niye soruyorsun? Kalk git buradan. Neden soruyorum? Açıkçası. Yani böyle bir şey yaşadın mı sen hiç? Rahat bir şekilde seni seviyorum dememeleri mi? Bence evet. Zaten şöyle söyleyeyim. Seyhan madem cevap veremiyor. Ya vereceğim de seni bir dinlemek ben istiyorum. Ben birden hatırlayacağım şimdi. Bence sevmek de sevilmek de tabii ki de çok güzel bir şey. Bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi. Bence seviyorsan söylersin ya. Korkaklıktır bence. Seni seviyorum diyememek bu hayattaki en büyük korkaklık diyebilirim. Benim için öyle. Ben seviyorsam her türlü söylerim yani. Her türlü arkasından da giderim. Giderim yani. Soruyu bir daha alabilir miyim ben? Biz erkeklere çok rahat bir şekilde seni seviyorum derken onlar bize niye diyemiyorlar? Yani bu konu benim için tam tersi olduğu için başlarda zaten ilişkinin sonralarında herkes rahat rahat söyler. Başlarda tam aksine ben mesela söyleyemiyorum. O yüzden buna öyle düşünerek bir cevap veremiyorum. Bence erkekler, Bu muydu şimdi ben cevap? erkekleri kötülemek istemiyorum, kesinlikle istemiyorum ama erkeklerde kızlara göre gurur şeyi daha fazla. Böyle kendilerini çok seni seviyorum dedikleri zaman kendilerini çok böyle alçak seviyede görüyormuş gibi hissediyorlar. Ki bu çok yanlış bir şey bence. Ben tabii ki de burada genelleme konuşuyorum. Kimse üzerine alınmasın. Ben sadece kendi gördüğüm kadarını söylüyorum. Hı. İnsan seviyorsa bence aslanlar gibi de seni seviyorum der.
Demeli. Yürekleri dağladı. Demeli bence. O zaman bunun üstüne benden bir soru gelir sana. Gelsin. Gelsin, bana bomba gibi sorularla gel. Ha. Aşk hayatını ne kadar... Ama ben bunu soracaktım. Ne kadar arkadaşınla paylaşıyorsun? Ne kadar paylaşıyorum? Hı. Açıkçası bu konuda yalan söylemeyeceğim tabii ki de. Madem burada gerçeklerden bahsediyoruz. Evet. Tabii ki de birçoğunu söylediğim oluyor. Ya tabii ki de çok özel şeyleri arkadaşımla tabii ki de paylaşamadığım şeyler de oluyor. Ama fikir almak açısından söylüyorum ben genelde. Yani o yüzden, ama ben bunu kötü bir şey olarak görmüyorum kesinlikle. Bunu kötü görüp de bazı erkekler ya da bazı kızlar birbirlerine bu konuda tartışabiliyor, kızabiliyor. Ben bunu kötü olarak görmüyorum. Eğer bir arkadaşına güveniyorsan ve çok yakın bir arkadaşınsa bence fikir almak amaçlı arkadaşınla paylaşabilirsin. Çünkü ailenle bazı şeyleri paylaşamıyorsun. Bir şeyleri paylaşman gerekiyor. Kimle paylaşacaksın? Yani kimle paylaşacaksın? Tabii ki de arkadaşınla paylaşacaksın. Yani sen de beni tanıyan biri olarak ben de çok paylaşamadığımı bilirsin. Ben çok paylaşamıyorum böyle konuları. Kendi içimde yaşıyorum daha çok. Ben de işte kendi içimde yaşadığım zaman çok üzülüyorum. Böyle beni üzüyor. Ya tabii ki de yani aşkı da her zaman hayatının tam merkezine koymamak lazım. Sonra üzülüyorsun doğal olarak. Evet. Sen de. Ben de. Şimdi. Duygularım darmadağın, anlayamam. Ne soralım? Bakayım. Şu an hiç yapamadım. Hiç yapmadım. Evet. Biz saçımızı başımızı yaptığımız zaman bunu neden erkekler fark etmiyor? Veya senin hayatına giren erkekler mesela böyle bir şey yaşadın mı, oldu mu? Yani şu anda mesela saçımızı sarıya boyadık. Bunu fark etmeyecek bir insan olamaz bence. Bir canlı olamaz. Böyle şeyler bence değil de daha çok ufak tefek saç kesimleri falan. Yani bana göre o biraz detaycılığa kalmış. Yani o da kişisel bir soru aslında ya. Her soruya böyle dedim de. Şimdi detaylara çok takılmayan bir insan ya da detayları göremeyen bir insan bunu fark edemiyor zaten. Bu biraz kişiye kalmış ya. Ya evet, bazı insanlar da mesela detaycı değil ama mesela bir şey gördüğü zaman ya aslında sevgi gösterisi gibi bir şey bu ya. Gözüne güzel gelen her şeye bahane bulup her şeyi ya söylersin. Açıkçası ben de fark edemem saçını. Düşünsene 2 milimetre kesmiş saçını, gel fark et. Bunu ben de fark edemem. Bunu tabii ki fark edemezsin yani. Bu zaten çok saçma bir olay değil mi? Böyle bir şey yapıyorlar. Ama yani şunu da fark etmeyen bir insan evladı olamaz diye düşünüyorum. Saç rengini tabii ki de yani herkes fark ediyordur diye düşünüyorum. O zaman ben de. Evet. Geliyor. Birisine karşı gerçekten bir şeyler hissettiğini nasıl anlarsın? Ne güzel bir soru gerçekten. Birine karşı nasıl anlarım? Yani açıkçası her dakika onu düşünüyorsam, yani işimin ortasında bile şu kahveyi içerken bile aklıma, bu videoyu çekerken bile. Evet, aklıma o geliyorsa kesinlikle ona karşı bir şeyler hissettiğimden emin oluyorum artık. Şu an yalın giriyormuş. Tamam. İnandım. Şimdi senden bazını geçmeli. Yani ben açıkçası o şekilde fark ediyorum. Böyle sürekli düşünüyorsam eğer, hayal kurmaya başlıyorsam ben o şekilde hissediyorum. Böyle yani. Hayal kurmaya başlıyorsam. Evet. Yani ben daha çok düşünüyorsam desem daha doğru olur. Çok düşünmeye başlıyorum çünkü ben o insanı. Sanki hayatımın bir merkeziymiş gibi davranıyorum. Az önce de zaten merkezi gibi davranmayın, insanları hayatınızın merkezine koymayın diye bir uyarıda bulundum. Ama asla kendimi uygulamam. Evet, bu hatayı kesinlikle yapmayın ki ben zaten yıllardır akıllandım. Büyüdükçe, insan yaş aldıkça böyle şeylerden birazcık daha uzak durmaya başlıyor. O yüzden aşk hayatını kesinlikle kimse birinci plana koymamalı. Kamu spotu. Ben de koymuyorum. O yüzden açıkçası çok da aşk konusunda bir şey söyleyemiyorum. Öyle mi? Yani. Aslında söylediğim birçok şey. Evet. Ben şu an ne dediğimi bilmiyorum. Tamam, bu soruyu geçelim. Geçelim. Sen de. Öyle bir soru sordum ki kaldı öyle. Evet ya. Hı. Dilim tutuldu. Şimdi ağlamaya başlayacağım. Neyse. Soruyu geçtik. Tamam. Erkeklere göre şey olayı var ya. Kızlar pahalı arabalardan hoşlanıyor. Evet. Tam adamını sormadın mı bu soruyu? Sence gerçekten böyle bir algı var mı? Genel bir kız anlam- olarak söyle bunu. Kızların dili ol. Çünkü gerçekten böyle bir şey yok. Genel anlamda var bence. Kızların
kıza, yani ben de kızım şimdi öyle demek olmaz ama ben yok. Genel anlamda kızlar bence arabaya bir düşüyorlar. Bir arabaya tutuluyorlar. Neden olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Ama çok saçma bir şey değil mi ya sence de? Ya bunu böyle saçma bir soruya nasıl yorum yapabilirim bilmiyorum. Ya açıkçası ben özellikle şöyle söyleyeyim. Küçük çocuk gibi oyuncak araba. Oyuncak araba nereden çıktı ya? Oyuncak araba nereden çıktı? Küçük çocuk deyince oyuncak araba aklıma geldi. Ben erkek çocuğu gibi araba delisiyim. Yani araba meraklısıyım ki BMW benim için çok büyük bir tutku. Gerçekten bir kız olarak. Ama benim böyle çok dikkatimi çekmiyor. Bir erkeğin arabası olması veya olmaması yok. Bence olmaması daha iyi bu arada. Niçin? Daha güzel bence. Ya, aksi şekilde ne bileyim bana kötü geliyor ya. Araba da güzel ya. Yani tabii bu. Ben ama tabii ki de böyle şey arabalara düşüyor muyum diye sorarsanız bir erkekte çok önemsediğim bir nokta mı? Değil. Değil yani. Çok önemli bir şey değil bence arabası olması falan. Ama tabii ki de bir başarılı bir insan olması benim için önemli. Önemli başarılı olmalı. Zeki olması bence daha çok. Yani araba falan bunlar fasafiso yani. Bunları geçin yani. Bir insanın duruşuna bakın. Geçin bunları geçin. Bir insanın duruşuna bakın. Karakterine dönüyor. Bakın. Nasıl sizi taşıyabildiğine bakın. Dürüstlüğüne bakın. Bunlara benim bakın. Yani araba maraba böyle eşya meşya bunlar geçici şeyler. Soruyorum o zaman. Geçiyoruz. Evet. Bir erkeğin senden önce kaç kişiyle beraber olduğu senin için önemli midir? Yani açıkçası önemliydi öncesinde ama artık önem vermiyorum geçmişe. Çünkü benim de bir geçmişim olabilir. Onunki de olabilir. Yani ben genel konuşuyorum şu anda. Kendi adıma konuşmayacağım da bu sefer. Genel olarak bence önemsiz bence ya. Geçmiş geçmişte kalmıştır ya. Kaç kişiyle olduğu bir de yani. Ne olduğu değil, kaç kişiyle olduğu. Ya şöyle bir şey var. Eğer hala o şekilde devam ediyorsa hayatına yani geçmiş ya. Kızlarla yine aynı şekilde böyle çok konuşuyorsa çok ediyorsa o insan zaten bana gelmez. Kız çevresi olan bir erkek çoksa ben öyle bir insanı hayatımda barındırmak bile istemem. Daha böyle sakin çevresi olan bir insan olursa geçmişi çok umurumda olmaz yani. Bazı erkekler bir süreden sonra çünkü akıllanıyor artık o durumu artık aşıyor falan derken yani bir geçmiş, insanın geçmişi çok ister önemli. Arkadaşım olsun ister başka bir şey beni hiç ilgilendirmez ya bence. Tamam. Niye canım hiç tanımadığım bir insan senin erkek arkadaşının yanında oturuyor. Senin çok hoşuna gider mi bu durum? Geçmişinden bahsediyoruz. Ha, sen geçmişinden bahsediyorsun. Soru o zaten geçmişinde kaç kişiyle olduğu senin için önemli mi? Geçmişe bakarsak yani tabii ki de bence önem verilmemesi. Ya geçmişe bakarsanız çünkü o ilişkide mutlu olamazsınız. Evet. Üzülürsünüz. Sürekli aklınızda onunla olan şeyler gelir. Eski geçmişe gelir. Mutluluk olmaz yani. O yüzden ben çok fazla önem vermemenizi tavsiye ediyorum. O an içine bakın bence. Size nasıl davrandığına, size nasıl geldiğine baksanız sizin için daha yararlı olur. Evet. Neden efendi insanlar varken bizi üzen, bizim canımızı yakan erkekleri seviyoruz. Neden onları özellikle kendimize çekiyoruz sence? Kaçan kovalanır. Ha. Yani zaten aşkın bazı insanlar hakkında tanımız şu zaten. Senin olmayan birine, senin olamayacak birine sen aşık oluyorsun. Bu da o kafa bence birazcık. Anladın mı? Ya bir sen kişi senden nasıl kaçarsa, sana ne kadar kötü davranırsa sen de ona aşık oluyorsun. Bu da gerçi çok fazla aşk değil de hırsa dönüyor. Diyorsun yani bizim böyle acı çeken, çektiren erkekleri sevmemizin sebebi bundan mı diyorsun yani? Evet, evet. Bu aslında erkekler için de kadınlar için de aynı şey bence. Hı-hı. Kadınlarda da bu böyle. Yani hı-hı, erkekler için de bu böyle. Erkekler de mesela böyle elinin altındakini değil de daha ulaşılmaz olanına odaklanıyor. Hı-hı. Bence o şey olayı da var yani. Erkek eğlenmeli kız... Ciddi. O durum var bence. Bu var yani. O ayrım var diyorsun yani. Var var. O ayrım her türlü var yani. Erkekler gözüyle bakınca var. Ya ben kendi gözümle bilmiyorum ama erkekler gözüyle var. Erkekler arkadaşlarıyla anlaşamadığın takdirde seninle ciddi bir ilişki yaşamayacağını düşünür mü? Anlamadım. Soruyu anlamadım ki. Şimdi bir erkek arkadaşın var diyelim. Tamam. Ve onun arkadaşlarıyla anlaşamadın sen. Aynen. O da seninle ciddi bir ilişki düşünür mü sence? Bunu etkiler mi yani?
Arkadaşlarının ne dediği bu kadar önemliyse zaten, yani arkadaşları bundan ayrıl dese bu kızdan, demek ki ayrılacak yani. O zaman sevmiyordur. Seven bir insan neden arkadaşının dediğini dinlesin ya? Tamam, bir kere zaten onu ben o zaman onun arkadaşı olarak görmem yani. O zaman arayı bozmaya çalışan pis bir insan olarak görürüm yani. Sinirlendim şu an. İnşallah böyle, inşallah böyle bir şey yaşamam tabii ki de, ama yani bu çok çok kötü bir detay değil mi ya? Evet, yani biraz etkiler ama açıkçası ya Ya tamam, arkadaş. çok biraz mesela sen söylesen bana beni birazcık etkileyebilir, ama sağdan soldan biri gelse söylese ben hiç tınlamam ki, bana ne yani? Ya Ben onun da tanıdıktan sonra arkadaşları, şimdi öyle düşün. Benim. arkadaşları bana dedi ki bu kız da olma dedi. Öyle mi dedi? Öyle mi diyorlar yani? Sevmedi. 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 Ben seviyorum diyecek, arkasında duracak. Beni tanıyan çünkü o, arkadaşları değil. Eğer arkadaşları tanısaydı, benim bir yanlışımı görselerdi, o zaman onlar her türlü haklılar. Ama yanlış bir şeyim yoksa ve durduk yere böyle bir şey söylüyorlarsa, ben o insanların onun arkadaşı olduğuna inanmıyorum. Çünkü benden sonra başka bir kızla da aynısını yapacaklardır. Peki. Cevabım bu. Peki. Diğer soruya geçelim. Son bir iki soru olsun bari. Tamam. Neden erkekler eski kız arkadaşları hakkında bizimle bir şeyler paylaşmazlar, konuşmazlar? Evet, bunu şimdi birazcık düşünmem lazım. Kahvem bitti. Kupada küçük vermişsin ama. Ama bunlar çok tatlı. Çok tatlı ama küçücük vermiş. Olmaz ki. Neden düşünürler? Bence hali hazırda Doğamda kaldım. bir ilişkisi olduğu zaman geçmiş ilişkisini anlatıp karşıdaki kişinin üzülmesini istemezler bence. Pek fazla bu yüzden anlatmazlar. Diyorsun. Bu kadar. Yani evet. Üzüldükleri için mi yani? Geçmişinden Karşıdaki kişiyi üzmemek için geçmişini bizi anlatıp. üzmemek için bunu Evet. anlatmıyorlar diyorsun. Evet. Ben de buna katılıyorum. Bence o yüzden olduğunu düşünüyorum. Ama bazı arkadaşlar, bazı erkekler, Kim onlar? ben genel anlamda söylüyorum. Bazıları da mesela hala aklı o kızda olduğu için sen o kızla alakalı belki kötü bir şey söylersin diye de anlatmıyor olabilirler. Diyorsun. Oluyor. Oluyor yani. Anlatmıyorlar bilerek. Çünkü hala aklı onda. O kızı laf konusu etmek istemiyorlar. Anlatabildim mi şu an? Evet. Çok güzel anlattım bence. Bence de çok. Bu soru da senden gelsin ve bitirelim son soru. En son sorumuz. Sence, hatta bunu birbirimize soralım. Önce Tamam. sen sor. Önce sen cevapla pardon. Sonra ben cevaplayayım. Sence bir erkekte olması gereken huylar ve olmaması gereken özellikler. Çok ciddi Evli programında bir adam vardı ya böyle. izdivaçtayız Ha, şu sor. an. Olmaması gereken huylar. Ve olması gereken huylar, özellikler, kişilik özellikleri olur. Fiziksel olur. Her şekilde olabilir. Bir Şimdi fiziksel söyle 3 tane, bir de olması gereken özellikten söyle. Kişilik olarak 3 tane söyle. tamam, önce fiziksel söyleyeyim o zaman. Boy. Öncelikle Boy. boy değil bence. Boy değil Tabii de. ki de boy değil, evet. Bir insanın elleri güzel olmalı bir erkeğin bence. Diyorsun. Evet. Erkekte Özellikle arıyorsun yani böyle bir arıyorum, şey. evet, kesinlikle. Şey, özellikle böyle tırnakları yenmiş insanlar olur ya, böyle yaygan duran, O çok böyle pis bir şey. Gerçekten derin derin. yapıyorsanız öyle bir şey kesinlikle bırakın ya. Gerekirse elinize acı bir şey falan sürün, bırakın o işi. Aynen. Pis yani. Daha sonra gülüş çok önemli, gülüş. Çok içten olmalı bence, samimi. Benim yapamadığım. Sonra üçüncü olarak başka ne söyleyebilirim? Bir de tüy ya. Tüy. Çok Bunlar sende olması fiziksel gereken şeyler mi? olmaması yani. Tüy olmasın Ha, bence. O kadar olmaması fazla gereken. olmasın. Olmasın ya. Tiksin, hiçbir şeyden Aha, tamam ya. tiksin. Tamam ya. Olmasın, olmasın ya. En üç tane özellik, bence birincisi sadık olmalı. İkincisi dürüst olmalı. Üçüncüsü de bence ağırbaşlı ve yani duruşunu bilmeli, başarılı bir insan olmalı bence. Bunlar olmalı bence. Tabii 3'ten fazla olmuş olabilir şu anda ama onu da şey yapınız, geçmiştim yani. Olmaması gereken özelliklerde yalancı. Yalan hiç sevmem. Ben bildiğiniz doğrucu tavuğum. Karşımdaki insan da bana yalan söylerse benim için orada zaten iş biter. Zaten yalanın girdiği yerde ilişki zaten şüpheye dönüşmeye başlıyor.
Sonra güvensizlik oluşuyor. O ilişki güvenin olmadığı yerde de ilişki olmaz zaten. Bir süreden sonra artık paramparça oluyor her şey. Bence o yüzden yalandan uzak durmalı bir erkek. Daha sonrasında ne diyebilirim mesela? Olmaması gereken... Kaldım böyle. Kaldım öyle olmaması gereken ne diyebilirim? Ya bir erkek zeki olmalı ya kesinlikle. Zeki zaten olmalı. Kesinlikle. Başarılı olmalı. Ve duruşunu bilmeli. Bunlar zaten kesin. Başarılı. Bunları da söyledik zaten. 3 kez söylüyoruz tekrar tekrar. Başarılı olun artık. Zeki, benim için zeka daha çok önemli. Güldüren erkekleri de severim yani. Böyle eğlenceli, eğlenmesini bilen, güldüren, neşeli. Hiç kimse karşısında somurtkan, konuşmayan bir insan istemez. Erkekler için de böyle, kızlar için de böyle. O yüzden bence birazcık muhabbeti iyi olmalı ya. Ya bir de oturup karşılıklı bir konu hakkında mantıklı bir şekilde düşünebilmelisin bence. Ya zaten karşılıklı olarak konuşamadıktan sonra hiçbir şekilde bir kavga ettiğinizde o konuşmayla uzlaşamazsınız ki zaten. Çünkü evet. Konuşma yok. Evet. Nasıl uzlaşacaksın sen bu adamla? Konuşamıyor. Konuşamıyor. Konuş artık ama. Konuş. Konuş. Artık o yüzden ya bence o yüzden tabii ki de konuşmasını da bilmeli. Son sorumuz da böyle bitti. Neyle kapatacağız? Evet arkadaşlar, bizim sorularımız bu kadardı. Sizin de eklemek istediğiniz sorular varsa ya da danışmak istediğiniz konular ya da bu video hakkında ne düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Aşağıda buluşacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz abone olun. Güzel olur abone olursanız. Videoyu beğendiyseniz beğenin ama. Size gerçekten beğenmediyseniz de beğenilere basmanız, beğenmemelere basmanız, beğenmemelere. Evet, ben kötü yorum da çok istiyorum. Yani. Olursa eğer yani onlar da bizim için zaten güzel bir şey. Evet, yani biz onu evet. Kötü olarak algılamıyoruz. Kesinlikle. O zaman öpüyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.